Bir dikdörtgenin dört köşesi şu noktalarda yer almaktadır. 1,1, 1,6, 9'a 6 ve 9'a 1. Aşağıdaki koordinat düzleminde bu dikdörtgenin dört köşesinin yerlerini belirleyin. Burada bize dört tane nokta verilmiş ve bunların yerlerini değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi noktalara tek tek bakalım ve bunların yerlerini bularak yeşil noktaları oralara yerleştirelim. İlk noktamız 1'e 1 noktası, 1 virgül 1 noktası. Şunu unutmayın, verilen ilk koordinat x koordinatı, ikinci koordinat da y koordinatı. Yani ilk koordinat bize orijinden kaç adım, kaç birim sağa ya da sola gideceğimizi söyler. Ki burada bir adım, bir birim gideceğiz. İkinci koordinat yani y koordinatı ise orijinden kaç birim yukarı ya da aşağı gideceğimizi söyler. Bu nokta için o da bir birim. Evet, burası 1'e 1 noktası, 1 virgül 1 noktası. İkinci nokta 1'e 6 noktası. x koordinatı 1, yani orijinden 1 birim sağa gidiyoruz. y koordinatı ise 6, yani 6 birim yukarı çıkacağız. Evet, bu nokta, dikkat ettiyseniz, y eşittir 6 doğrusuyla x eşittir 1 doğrusunun kesişiminde bulunuyor. Burası 1'e 6 noktası. Sırada 9'a 6 var x koordinatı 9 olduğuna göre, bunu şuraya taşıyalım ve y de 6 olduğuna göre, 6 birim yukarı gideceğiz. y'nin burada 6'ya eşit olduğuna dikkat edin. Son bir noktamız daha kaldı, 9'a 1 noktası. x 9'muş, y de 1. Orijinden 9 birim sağa gidince, x eşittir 9 noktası üzerine geliyoruz ve buradan da 1 birim yukarı. İşte burası tam olarak 9'a bir noktası. Ve böylece dikdörtgenimizin 4 köşesinin de yerlerini bulduk. Soruda bir de dikdörtgenin yüksekliği nedir diye sorulmuş. Dikdörtgenin tam şurada olduğunu hayal edersek, yükseklik bu noktayla bu nokta ya da şu noktayla şu nokta arasındaki mesafe olacak, değil mi? Peki bu noktaların arasındaki mesafe nedir? Bakalım, bu noktaların x koordinatları aynı. Bu y eşittir 6'da, buysa y eşittir 1'de. Yani bu nokta diğerinden 5 birim daha yukarıda. Evet, dikdörtgenin yüksekliği 5. Bunu sayarak da bulabiliriz. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birim gidiyoruz.